Şimdi ben bir altın takı buldum. Evet. Bulduğum iş yerinin önüne o dükkana telefon numaramı bıraktım. Evet. Bulduğumu söyledim. Hani bunun için bir 15 gün beklenmesi Evet. gerekiyormuş. Bu süre zarfında herhangi bir şey çıkmadı. Hatta şu an 20 günü de geçti. Şimdi bunu hani ben bir kuruma falan vermek istiyorum ama bunu hani daha sonra bir sahibi çıkarsa bunu benim kendim ödemem gerekiyormuş. Doğru mu? Soralım. Bazı düzeltilecek yerler de var. Onları da düzeltmiş olalım inşallah. Teşekkür ederiz hassasiyetiniz için. Allah sayılarınızı çoğaltsın. Hatay'a selam ederiz. Evet hocam, bir 15 gün ifadesi kullandı ama tabii doğru Yok, değil öyle herhalde, değil bir mi? 15 gün belli bir süre yok. Yani bu uzun da olur, kısa da olur. Belli bir süre arar. Bulamazsa bir fakir fukaraya hani verir. İhtiyaçlı sahip birisine verir. Ne kadar bekleyecek peki? Yani onun için süre takdir etmek o kadar çok şey olmayabilir. Yani doğru olmayabilir. Belli bir süre bekler. Çıkmadı, onu götürüp fakir fukaraya verir. Fakat bu dönem içerisinde eğer dediği gibi yani gerçek sahibi çıkarsa fakir fukarayı da nereden bulacak? Bu durumda kendisi öder. Onun için benim kardeşime tavsiyem şudur. Bulunduğu yere en yakın karakola veya zabıta müdürlüğüne, orada kayıp bürosu vardır. Tabii. Götürüp oraya zimmetiyle yani makbuzuyla veya kağıdı sepetiyle neyse bırakır. Resmi olarak onlara teslim eder. Onlar da bunu o şekilde bekletirler. Belli bir süre orada bekletip ona göre en azından bu kardeşimiz zimmetten kurtulmuş olur, sorumluluktan kurtulmuş olur. O sahibi de çıktı mı der ki ben götürdüm onu, resmi olan şu kuruma verdim, zabıtaya veya polise teslim Gidin ettim, oradan alın. gidin oradan alın der. Onlar da zaten belli bir süre bekletme durumu var. Yani onun bir kaydı kuydu var. O açıdan bu şekilde yapması doğru olur. Peki.